Tabii ki istediğimiz gibi bir oyun olmadı. İstediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Maça başlangıcımız daha iyiydi. Sonra ilerleyen dakikalarda hem kolay top kayıpları hem de dikine oyunda biraz eksik kaldık. Yani bizim kalitemizdeki oyuncuların daha iyisini yapması gerekiyordu. Yani tabii ki bireysel kaliteli, yani çok kaliteli oyuncularımız var. Bireysel olarak bize direkt olarak maç kazandırabilecek oyuncularımız var. Bununla ilgili daha net olarak bu oyuncularımızın gerçekten yani bireysel olarak maç kazandırmalarından faydalanamadık ama dediğim gibi iyi bir takımız, iyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. 9. maç 6. deplasmanı oynadık. Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarının bundan hiç şüphesi olmasın. Yolun sonu şampiyonluk olarak görüyoruz. Yani bugün bu oyun bize tabii ki yetmez ama bu oyunu düzeltip kendi özellikle saha içerisindeki paylaşımlarımızı daha yükseğe çıkartıp kendi işimizi daha kolay hale getireceğiz. Hem milli takım arası hem bay geçtik. Bu dönemde bize olumlu yansımadığını düşünüyorum. Özellikle 2 haftalık maç oynamama süreci belki oyun anlamında bugün düşük kalmamızın nedenlerinden biri. Belki bunu da sayabiliriz ama dediğim gibi daha iyi olacağız, daha iyisini yapacağız. Sezon başından beri belki ikinci, belki üçüncü elle blok yediğimiz pozisyon. Yani voleybol hakemleri bile bununla ilgili karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistem VAR hakemlerinin sadece VAR'da karar vermeleri. Bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. Bu istenildiği gibi şu anda VAR hakemleri istediği gibi bunu kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamalarıyla sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bugünkü atama, Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması, daha önce iç sahadaki Giresun maçındaki hiç bilinmeyen, çok fazla bu ligde görev almayan bir hakemin atanması. Yani atama olarak da verilen VAR kararları anlamında da Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. VAR sisteminin olduğu bir ligde bu kadar çok hakemin konuşulması yani gerçekten üzücü. Yani hep hakem hataları konuşuluyor. VAR'daki hakemler şimdi yani onlar normal hakemlerin önüne geçmeye başladı. Yani siz hata yapıyorsunuz, biz daha çok yapalım diyorlar herhalde. Yani VAR'daki hakemleri yani Ümraniyespor'un güzel klipleri oluyor. Yani VAR'daki hakemler maçta ne yapıyor diye. Biz de merak ediyoruz yani takımına göre, rengine göre, formaya göre burada kararlar mı veriliyor yoksa objektif bir şekilde ne görüyorlarsa bunu veriyorlar mı? Ama kendi lehimize, kendi açımızdan baktığımızda bunu net bir şekilde görmedik. Kayserispor da aynı sıkıntı yaşadı Trabzonspor maçında. Geçen hafta Ümraniye Kayserispor maçında yine aynı sıkıntı yaşandı. Bu hafta yine aynı sıkıntı. Baktığımızda yani VAR hakemlerinde bir değişim şart. Oradaki sistemin oturmadığını görüyoruz. Oradaki sistemin değişmesi şart. Galatasaray gibi bireysel yetenekleri çok üst düzey bir takıma karşı yine de bence çok olumlu bir performans gösterdik bugün. Sezon başında herkesin transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı düşer gözüyle baktığı Kayserispor'u başkanımızın vizyonuyla bir araya gelip bir hayal kurduk. Devrik bir cümle oldu, kusura bakmayın. Sloganımız da hayallerimiz bütçelerden büyüktü. Çünkü biz oyunu hiçbir zaman oyuncu üzerinden okumuyoruz. Oyun üzerinden okuyoruz. Şu an iyi bir konumdayız. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama ayaklarımız yere basıyor. Hedeflerimiz kendi içimizde var. Ama ilk günden beri söylediğim önemli olan Kayserispor'un bu sene hem iyi oyun oynayarak hem üreterek, genç oyuncu yetiştirerek sezonu güvenli bir yerde tamamlaması. Beşiktaş mı, Trabzonspor mu, dev derbi için geri sayım başladı Zeki Uzundurkan. Monaco maçıyla moral buldu Trabzonspor. Müthiş bir galibiyet. Şimdi hedef İstanbul'da Beşiktaş karşısında alınacak galibiyet. Beşiktaş'ta da Valerian İsmail'e destek geldi başkandan. Yani öncelikle Trabzonspor'u şaşalı galibiyeti nedeniyle tebrik ederim. Kutlayalım gerçekten. Muhteşem bir galibiyetti. Göğsünüzü ama futbol federasyonu
Fenerbahçe'nin maçını pazartesi günü oynatıyorsa Trabzonspor'un da oynatmalıydı pazartesi günü. Çünkü maç perşembe gecesi başladı, cuma günü bitti. Cuma gününün ilk saatlerinde bitti. Cuma günü Trabzonspor maçı bitiriyor. Trabzon'dan İstanbul'a seyahati var. Ne zaman çalışacak bu takım? Niye pazar günü oynatıyorsun? Fenerbahçe hem deplasmanda oynadı, onlar da deplasmanda oynayacak. Tamam. İkisini de pazartesi günü oynat. Niye Trabzonspor'a haksızlık yapıyorsun? Yani üvey evlat muamelesi yapıyorsun. Derbi olduğu için diye düşünüyorum. Olur mu öyle şey ya? Derbi diye yani Trabzon yansın. Beşiktaş oynamadı, Avrupası yok. Tamam, Beşiktaş değil. Beşiktaş'a hem avantaj sağlatıyorsun. Haksız rekabet. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi pazartesi günü oynatıyorsan Trabzonspor'u da pazartesi günü oynatmalıydın. Lig yarışı açısından. Burada Trabzonspor'a karşı haksızlık yapılmıştır. Trabzonspor'un çalışma şansı, dinlenme şansı elinden alınmıştır. Tabii. O zaman eşitlik yok. Yani programı yaparken yayıncı kuruluş bunu isteyebilir ama Futbol Federasyonu olarak hayır efendim. Takım cuma gününün ilk saatlerinde maçını bitirdi. Bu takım ne zaman dinlenecek, ne zaman Beşiktaş maçına hazırlanacak? Ben Fenerbahçe'yi, o da Avrupa'da başarılı oldu. Yüz akımız, evet. Pazartesi oynatıyorsam Trabzonspor'da pazartesi günü oynamalı demeliydi. Derbiye gelirsek de Trabzonspor eğer Monaco maçındaki futbolunun %80'ini sahaya yansıtabilirse Beşiktaş maçını kazanır. Hatta ligde bütün takımları yener. Bütün maçlarını kazanır. Ama öyle yani 40 yılda olacak bir hadise, öyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor'un böyle zaferleri vardır ama olağanüstü futbol oynadılar. Yani sahada hiç sırıtan oyuncusu yoktu. Muhteşem bir futboldu. Ama yorgun bir Trabzonspor seyahat edecek, İstanbul'a gelecek. Karşısında dinlenmiş. Geçen hafta da Avrupa dönüşüydü. Bu defa tabii, Trabzonspor mesela, pazartesi Fenerbahçe tabii. Pazar oynamıştı Zeki Uzundur. O da yanlış. O da yanlış. Ben de yani yanlışı yanlışla mı savunalım? Orada yanlışlık yapıldı diye burada da mı yanlışlık yapılsın? Şimdi 4 tane diye. Avrupa takımı olunca federasyonun da yayıncıyı da düşünmek lazım. Ama ne, takımlara da yazık, günah değil mi yani? Fenerbahçe'de ne kadar zorlandığını gördük o maçta. Ama 4 takımı birden ayarlamak yani, bak Trabzonspor'da can indi sakat, o oluyor, yıpranıyor falan. Avrupa'da başarı istiyorsun, 4'te 4 istiyorsun. Aynı şey Fenerbahçe, puanları topla ve Sivasspor için de. Tamam, hepsi için. Ki. O zaman bu Avrupa haftalarında bu takımlara karşı ya hepsini aynı gün oynatacaksın. Ya, ama şimdi bak şimdi sıra. Diyorsun ki 12. sıraya çıkalım, onu yapalım, bunu yapalım. Takımların canını çıkaralım ligde, Avrupa'da başarılı olsunlar. Yok öyle ya, ama kusura bakmasınlar. Hepsi Avrupa'da perşembe günü oynuyorsa hepsini aynı gün oynat. Yani burada da hani yayıncı kuruluş da fedakarlık yapacak, Futbol Federasyonu da fedakarlık yapacak. Avrupa diyorsun, bu takımların canı çıksın Avrupa'da, ligde dökülsünler. Umrumda değil diyorsun. Olmaz, olmaz. Ben katılmıyorum. Fenerbahçe'ye de geçen hafta haksızlık yapılmış, iyi hatırlattın. Bu hafta da Trabzonspor'a haksızlık yapıldı. Öbür hafta da gene değişmeli herhalde, Fenerbahçe'ye haksızlık yapılacak. Sırayla haksızlıklar devam edecek. Geçen sene Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yani, öyle oynadı. Tabii Beşiktaş'ta. Yani,